Özellikle Hikmet'in açıklaması çabuk adapte olmuş. Nasıl ya? Yani <laughs> çabuk ben karşı takımdan birini seçecektim diyor. Kaç ay boyunca beraber dişe diş kana kan akan ben savaştılar. Ben aslında şuna yordum biraz. Ee, sanki Adem'in böyle güçlü olduğunu, kazanabileceğini düşünüp kendini orada koruma altına alabilecek bir hikmet var ve haliyle o da e, o avantajı bir şekilde sağlamaya çalışıyor kendince. Neden? Şimdi daha önceki oyuna geçtiğimizde bir önceki dokunulmazlıktı galiba. Ya da dokunulmazlık değil araba oyununda. Berkan ve Ogeday Hikmet'in yanına gidip atışlarla alakalı taktik verdiler. Evet. Böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın falan. Güzel de anlaşıyorlar. Yani aralarında böyle bir gerginlik yok. Hatta en son o gerginliği Hikmet'in yaptığı o gemiyi suya indirirken şey yani artık bir barış imzaladılar kendi aralarında. Hiçbir sıkıntıları da yok. O yüzden Hikmet'in böyle konuşmasının altında sanki ben yazılmayayım yani nerede yazılmam gibi bir düşünce var. Ben öyle hissediyorum. O zaman çok korkuyor ya Hikmet. Yani Hikmet ben ama daha bu önceden bu ben puzzle'ları birleştirdiğimde Hikmet'le alakalı şu konuşma da geçmişti. Daha önce yani bir ay önce iki ay önce Hikmet yazılmamak için konsey öncesinde benim yanıma geldi onun yanına geldi yazılmamak için Nagihan dedi beni kenara çekti biz böyle fikir birliği yapalım dedi. Yani bunların hepsini topladığın zaman Hikmet yazılmak istemiyor. Ya da potadan bir çekincesi de olabilir artık çünkü son sekizken toplu oylamalar her ne kadar alınıyor da olsa buradaki yarışmacıların hepsi güçlü yarışmacılar. Evet. Yani şunun yanında ben kesin gitmem diyemezsin mümkün değil Atakan dedik gitti o da kendisi beklemiyordu gitti Anıl dedik Hı. o da gitti yani çok enteresan şeyler yaşanabiliyor haliyle hikmetinde çekiniyor olmasını anlayışla karşılarım fakat bir anda böyle her şeyin değişiyor olması bana enteresan geliyor onu da bence ilerleyen zamanlarda göreceğiz acaba nasıl bir senaryo olacak onun dışında ben Batuhan'a da bir şey söylemek istiyorum Batuhan sanki Ogeda'yı söyleyecektim ama arkadaşlarla istişare yapınca oklar bir anda Berkan'a döndü dedi. Yani konuşmalardan da onu anlıyorum. Takım, mavi takım, kırmızı takımın yanına geldiğinde adalar birleşince ee şey Batuhan kendini böyle sürekli bir açıklama isteği duydu. Vicdan mı yaptı? Evet, acaba? bana öyle geldi. Sanki hani ben yazmayacaktım. Sanki vallahi kusura bakma hani böyle oldu falan filan diye bir açıklayınca sanki o verdiği karardan da birazcık böyle endişe duyuyormuş gibi. Yani vicdanını rahatsız eden bir Eskilendi durum varmış gibi. Ellerinden. Muhakkak öyledir. Çünkü aralarında öyle bir çok gergin anlar yaşanmadı. Gerçi hani şu anki yarışmacılar arasında bir hikmetle Adem arasında diyebiliriz. Onun dışında herkes böyle şu ana kadar iyi ilerlediğini düşünüyorum. Yani o yüzden de Adem'in çok baskısının olduğunu düşünüyorum. Özellikle Batuhan konusunda. Batuhan'ın seçme kısmında bence Adem'in muhakkak bir etkisi vardır. Adem de çünkü aynı şeyleri söylüyor. Ben de olsa ben de Berkan'ı söylerdim zaten. Kendimin potaya gireceğini düşünerek böyle bir hamleyi yapardım diye. Muhtemelen Batuhan da bunu söylemiştir. Sen Nisa'yı söylesen onunla potaya girme ihtimali olabilir yarın bir gün. Ya da bizim takımdan birisi girebilir. İşte o Geday çok daha güçlü. O yüzden bence Berkan'ı söyle. Gibi konuşmalar olduğunu Batan düşünüyorum. Potan bu kadar Adem'in etkisinde kalır mı sence? Kalır tabii. Niye kalmaz? Yani e, Adem onun için e, orada bir abi, bir arkadaş, bir dost, e, bir Survivor şampiyonu. Survivor'da bence örnek alınacak biri. Onun da örnek aldığı biri. Bu kadar Survivor içinde yaşayan birinin. E, otoriter de biri. Dinler. Ondan sonra istişare eder, yine kendi kararını verir. Ama dinler, öyle düşünüyorum. Berkan 2020'de bir fırsat vardı elinde. Ben Sercan'ın yazdığı hikayeyi hepimiz Berkandan bekliyorduk, performans çok evet. iyiydi. Orada bunu yapamamıştı, rolü Sercan'a kaptırmıştı. Bu sene de aynı şeyi bekliyordum. Acaba yapar mı diye. Sonunda çünkü bir performansı, hani son iki ayda düşer gibi oldu ama sonlara doğru bir toparlar gibi oldu. Yani ile Berkan'ın yazması gereken hikayeyi şu an Adem'le Batuhan yazıp onları potaya koyuyor. Evet. Yani şu an Adem aslında şöyle bir taktik sergiliyor. Diyor ki ben diyor Ogeday, Berkan, Nisa bunları birbirine kırdırayım. Gerekirse Hikmet'le gideyim finale. Benim için daha kolay bir fikstür diyor. Sonuna kadar da o üç kişiyi kullanmaya çalışacak. Son da Nisa'yı söyleyecek en sonda. Çünkü hani e, o dışarıdan tepki ya da içerideki o abi kadını yazdığı falan tepkisini de almak istemiyor. Berkan, Ogeday, sonra Nisa, ondan sonra da son çağrı şey olursa Hikmet ya da e, o gün Saz'ı Ogeday ya da Berkan alırsa karşıdan e, Batuhan Nagi'nı da söylese Adem'in canına minnet. Yine final adaylarından biri mesela. Belki aradan Nagen kaynayacak. Hikmet'i böyle hep tutmaya çalışıyor. Nagihan kaynayacak ben... deyince Kemal abi nefes <laughs> aldı Belli olmaz derim derim bak. Atakan'ın gittiği bir yerde ben kimseyi garanti evet. görmüyorum artık. Evet. Katılırım. artık yok Katılırım. Kesinlikle çok haklısın. Ben o gün ne demiştim? Herkes check-up yapacak. Bugün bir kendine gelecek. Yani ee, zorunda. zorundaydı. Zorundaydı ha, aynen. Hani hastalığım var mı? Kalbimle ilgili sıkıntı var mı? Onu bir teyit alacak dedi de o gün oylar atıldı. Herkes bunun da en çok şeyini yaşayan Nagihan o günden beri hani performans olarak da beklenen Nagihan da sahada yok. Atakan'ın evet. gidişi o kadar onu etkilemiş ki performans olarak ortada yok. Birazdan konuşacağız herhalde. Sistemleri var, ee, yarış, e, parkur beğenmiyor e, Nagihan Hanım. Onlara da gireceğiz şimdi ama Nagi ben Hikmet'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Hikmet dedi yani konseyde, Acun Bey, Acun Abi dedi. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Ya Hikmet, sen doğduğun yerde doydun zaten ya. Sen 3 gün oldu ya kırmızıya gidelim. 3 gün bak doğdun ne çabuk orada, renk değiştiriyor he, Kemal abi orada ya. yemeği yedi zaten orada doydun ya kolay üç gün ya bu resmen değil. bir takım için tatile gidersin ya hani 3 günlük bir hafta sonu tatile gidersin tekrar dönürsün Gel, geldiğin yer orası sen nasıl orayı sahiplen doyduğum yer dersin ya mantığım almıyor bak Ama. mantığım almıyor sen şunu söylüyorsun ben bu kadronun içinde şampiyon olamam ben bir iki hafta daha 1 iki kişi daha elersem benim lehimedir ben yani hedefime ulaşmış olurum. Senin şampiyonlukla zerre kadar ilgin yok Hikmet. Senin o tünelin ucundaki ışığı görme kapasiten yok. Ne, kadar? ne alaka ya? Dün, dün şu oyunu izleyip Hikmet taraftarları, Hikmet'i destekleyenler dün Hikmet'in oyunundan memnun muydu? Dün Hikmet'in yaptıklarından memnun muydu? Adem'in etrafında pervane çizmesinden memnun muydu? Bana bir tanesi lütfen mesaj atsın ya. ya şöyle Desin yardım ki. ediyor olması aslında güzel bir şey Kemal Bak, abi. Bak yardım Ama, başka bir şey abi. Yani yardım başka bir şey. olması güzeldi. Şimdi takımdan birinin orada gerçekten final için mücadele ettiği yerde yani herkes istemsizce bu hani içgüdüsel bir şey. Birisine gerçekten yardım etmek ve onun başarısını görmek isteyebilirsin. Ama bize şu geçiyor, senin dediğine şurada katılıyorum. Hikmet yazılmamak için Adem'e bu kadar çok mu şey gösteriyor, acaba evet. dedirttiriyor. Evet, Çünkü araları bu evet. kadar iyi değildi. Yani üç günde, dört günde barışmaları çok güzel bir şey. Barışabilirler ama yani bilmiyorum beş ay burada emek harcamışken burayı tamamen silip Üç güne bir anda bu kadar hürmet etmek bana normal da ben size Normal, <laughs> mi, diyorsun? <laughs> <Bir> şey. <Tabi gülüyor> normal mi diyorsun? Tabir ya, ediyoruz zaten. Tabir ediyoruz zaten. Bak şimdi bir dakika şimdi. Yani <laughs> e, şöyle bir yerden geleyim. Bir kere Hikmet evet hatta kanalımızda güzel bir dizi var. Doğduğun ev kaderindir diye. Evet. Ee, Doğru. şunu söyleyeceğim. Çok güzel i̇şte, Doğduğun yer kaderi işte o evet, Doğduğun yer mi doyduğun yer mi? Bence ikisi de. Biri vefayı barındırır biri de şu anki ekonomiyi, mutluyu, anı barındırır. İkisi de önemlidir, değerlidir. Ama şimdi Hikmet'in doğduğu eve bakıyorum. Yani Doğduğu evde Hikmet mutlu muydu arkadaşlar? Ya ev yaptın, ya. şey yaptın ya, i̇marlı, ay, imarlı. Ay, ya ay, sen sen imarla ev yaptın ya imarla imarla. Sen ne alakası var? Krediylese o evi satardık mı? o ev için. Senin evin orası, o doğduğun için, yer orası senin. O ev için Yasinler Berkanlar hesap sordu. Tamam kimseye. Onun için kavga ettin. Tekneyi Hiç kimse. Seni evini bıraktın ya bak çok güzel yerden geldin. Seni evini bıraktın. Sen toprağını bıraktın. Sen taşını bıraktın. Gittin üç günlük yere diyorsun ki benin doğduğum yer, doyduğum yer burası. Bir şey söyleyeceğim. Toprakla taşla. Evet. evet. Toprak mı taş mı kırmızı takım mı? Spor salonunu bıraktın. Bir, şey bir dakika bir, bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Rica edeceğim. Spor salonu mu, kırmızı takım mı deseler... Ev mi kırmızı takım mı deseler Hikmet onları söyler. Ama buradaki arkadaşları yeri geldi Hikmetle kavga etti. Hikmeti potaya yazdı. Hikmeti insan yerine koymadıkları ya, çok dönem oldu. Tamam neler yaşadı. Tamam ademle. bir şey demiyorum ona. Tamam bir de, şey demiyorum. De, ama en babası. Bak o en babası. en babası. En babası ama bu olay yaşandığında Ademle Hikmet böyleydi. Yan yana geldiler, tanıştılar, kaynaştılar. Biraz daha ah, iyi oldular. Ah. Biraz da tabii ki çıkarlar ve doyma olayı var. E, bu çok normal bir şey. Yani Ogeday Nisa ve e ee, bak bak Berke, tamam. ben ben çok iyi olmadılar. Ben tamam. özür dilerim abi. damla Söyledim. bir şey söylemek istiyorum abicim. Ben Hikmet'in yerinde olsam yazı tura atılacak değil mi? Evet. Kimin adasında yapılsın diye Veyahut da şey olacak. E, performans birincisi söyledi değil mi? Kimin evet, adasında oldu? Evet oldular. Adem söyledi. Orada Adem söyledi. Ben olsam onun için bile Adem'in yanında olmam